Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Yüce Rabbimiz cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Amin. Rabbimiz deprem bölgesinde vefat eden bütün kardeşlerimize gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Kalan kardeşlerimize, yaralı olanlara acil şifalar nasip eylesin. Ve diğer bütün akrabalarına da sabırlar ihsan eylesin. Allah Celle Celaluhu biz daha böyle bir imtihanı, büyük efendim bir imtihanla bizleri karşı karşıya bırakmasın. Allah hepimizi korusun, ülkemizi korusun, İslam alemini korusun. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardı. Ashabi kennücum febi'eyyihim ikdedeytüm ihtedeytüm. Yani benim ashabım yıldızlar gibidir buyuruyor. Bundan sonrasında herhangi bir ashabıma tabi olsanız hidayete ermiş olursunuz buyuruyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün birebir arkadaşları, inanan o güzel insanlar ashabıydı. Ashabından herhangi bir tanesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek yaşantısını kendi üzerine aldığı için onlarda birçok bizim hayatımızda alabileceğimiz bir model şahsiyetler olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Onların herhangi bir tanesine uyarsanız hidayete ermiş olursunuz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gelin sahabe-i kiramdan Ümmü Süleym annemizin yapmış olduğu o güzel davranışa sizinle bunu paylaşacaktık. Yani Ümmü Süleym sahabeden çocuğunu kaybeden annenin durumu. Ümmü Süleym Ebu Talha'nın eşidir. Ve hastalıklı, hasta olan bir yavruları var. Gerçekten çok da seviyorlar onu. Ebu Talha da onu çok seviyor. Ara sıra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı yanına götürüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun başını okşuyor. Böyle güzel bir yavrusu hastalanıyor. Hastalanınca tabii işe gitmiş, gelmiş ve bu arada hastalanan yavru gündüzün vefat etmiş. Baba işte, annesi de eşim geldiği zaman yorgun gelecek, üzüntü efendim hemen çekmesin, üzülmesin düşüncesiyle vefat eden yavrusunu diğer bir kenara alıyor, kocasının görmeyeceği bir yere bırakıyor, üstünü örtüyor. Ve kocası gelince bir rivayette oruçluymuş, pazartesi, perşembe oruçlarından bir oruç tutuyor ve akşam onun iftarını hazırlıyor, güzel bir şekilde iftarını ona efendim ikram ediyor. Daha sonrasında süsleniyor, güzel bir gece geçiriyorlar, efendim beraber oluyorlar. Ondan sonrasında geceliğin kocasının rahatladığını görünce eşine dönüp diyor ki Ümmü Süleym annemiz Ebu Talha'ya, sana bir şey sorsam diyor, buyur. Efendim bir insan diyor kalksa bir kimseye bir emanet verse, o emaneti almaya gittiğinde efendim vermemezlik yapabilir mi? Emanet olan bir şeyi. Hanım diyor, yani bunu sormanın bir anlamı yok. Zaten ortada diyor, emanet verilmiş. Bu emanet istendiğinde de geri alınır. Bunun üzerine Ümmü Süleym annemiz dönüyor diyor ki Ebu Talha'ya, çocuğumuz Allah tarafından bize emanet edilmişti ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu aldı bizden. İnşallah sen hemen onunla ilgili çalışmalarını yap. Yarın efendim onu namazını kılalım, defnedelim diye. Bunları söyleyince eşi Ebu Talha, hanım
hanım ne yaptın, niye söylemedin daha önce? Biz efendim böyle yattık seninle, beraber olduk seninle falan diye bunları efendim söylüyor, üzülüyor. Bir de gideyim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a anlatayım yaptığımız hareketi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor sabah namazında, durumu bildiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta mübarek annemizin davranışını tebrik ederek geceniz mübarek olsun diyor. Sonrasında hakikaten Allah Celle Celaluhu o vefat eden yavrunun yerine bir evlat nasip ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da mübarek olsun diye dua etmişti ya, dualı olan o yavru Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getiriliyor yeni doğunca ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerindendir. Yavruya gelirken acve hurması da getiriyorlar. Bir hurma böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu ağzında hafif çiğneyerek ilk tatlıyla onun efendim hayatını tatlandırıyor, açıyor. Dua ediyor. İsmini de Abdullah koyuyor. Kitaplarımız diyor ki o Abdullah'ın Allah Celle Celaluhu peygamber duası aldığı için kendisine 9 tane evlat nasip etti. Ve o 9 tane evladın hepsi hafız-ı kurra oldular. Kurra hafız oldular. İslamiyet'e çok hizmet ettiler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla bereketlendi o aile halkı. Bunu niye anlatıyoruz? Hepimizin başına gelebilir. Çocuğumuzla imtihan oluruz. Efendim eşimizle imtihan oluruz. Hastalıklarla imtihan oluruz. Depremlerle imtihan oluruz. Ama bu noktada Allah Celle Celal verdi. Allah-u Teala aldı. Emanetçiyiz. Emanetlerimiz vakti geldiğinde efendim bizden gidebilir. Bunları düşünerek hareket ettiğimizde isyan etmeyiz, bağırmayız. Herhangi Allah-u Teala'yı darıltacak sözler ağzımızdan çıkmaz. Bunları efendim dikkate alalım diye bu bölümü sizinle paylaşmış oldum. Diğer bir bölümde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize çok önemli dünya hayatında kullanacağımız, ahirette de çok büyük kazanç sağlayacak olan bir hadis-i şerifini paylaşıyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki "Men kâne fî hâceti ehîhi kânallâhu fî hâceti." Yani bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderdiğin zaman Allah senin ihtiyacını giderir. Ne kadar güzel bir şey bu. Siz Müslüman kardeşinize yardımcı oluyorsunuz. Onun size geldiği, kapınızı çaldığı ihtiyacı var ve ihtiyacını giderdiniz. Devreye Allah giriyor. Diyor ki herhangi bir kulun efendim senin ihtiyacı gidermene ben asla kabul etmem. Birebir ben yapacağım bu ihtiyacın giderilmesini diyor. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu o ihtiyacını senin gideriyor. Dolayısıyla bugünlerde yapılan bu depremzede kardeşlerimize yardımlar, fitreler, zekatlar, hayır-ı hasenatlar, efendim dün akşam yapılan o Tek Yürek Türkiye programındaki verilen 120 milyar lira para, yani eski rakamla söyleyecek olsa 120 katrilyon lira para. Cenab-ı Hak Celaluhu milletimizi ve devletimizi ebeden efendim daim eylesin, kaim eylesin, düşmanlara fırsat vermesin. Ne güzel birlikteliğimiz var elhamdülillah. Daha da Rabbim artırsın inşallah bu sevgimizi, saygımızı, birlikteliğimizi. Rabbimiz devletimize zeval vermesin. Onun için depremdeki ölen kimselere üzülüyoruz. Ağlıyoruz. Gerektiğinde oradaki görüntüler bizi derinden yaralıyor. Ama kader diyelim, yapacak bir şey yok. Evleri efendim orada çürük yapan, adeta malzemeden çalan müteahhitler, onlar hepsi katil olmuşlardır. Onlar Allah-u Teala'nın huzurunda hesap verecekler. Ne kadar kişi orada öldüyse çaldıkları efendim demirden, çimentodan, efendim kumdan vesaire ne yaptılarsa. İşte bu dünya efendim belki size gerekenleri vermiyor ama ahiret var, ahiret var. Hesap günü var, Allah'ın huzurunda durma var. Evet, TOKİ'nin yapmış olduğu binalar sapasağlam duruyor orada. Hiçbir şey onlara olmadı. Peki efendim sizinkilere niye oldu? TOKİ çünkü efendim bir devlet kurumu olduğu için hakkını veriyor.
Yani ve hakkını veriyor. Bütün malzemelerin hakkı verildiğinden ötürü orada herhangi bir zarar görülmedi. Siz hakkını vermediniz. Cennetten bir köşe diye aldığınız insanlara yapmış olduğunuz o binaları, çürük çürük binaları, hatta adam ne diyor efendim röportajında, bize diyor bu daireleri satarlarken dediler ki deprem olduğunda dışarıya bile çıkmanıza gerek yok. O kadar sağlam diye. Rabbim böyle efendim yanlış para kazanmaktan bizi muhafaza eylesin. Kardeşim yani para kazanıyorsun ama helalinden kazan. Ne veriyorsan söz onları yerine getir. Efendim haram bulaştırma. Yarın öbür gün bunun efendim fitil fitil bundan çıkar bunlar. Evet dostlar. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize Allah'ın sevmiş olduğu güzel davranışın, ahlakın, yapılan işin sağlam yapılması olduğunu bildiriyor. İtkan deniyor buna. İtkan. Yani kaliteli yapmak, hakkını vermek, hakkını vermek. Niye efendim bu Japonya'da hakkını verecekler de biz Türkiye'de bunun hakkını vermeyeceğiz? Japonya'da ateist olan mühendisler, komünist olan mühendisler, İslam'dan haberi olmayan insanlar efendim düşünecekler, bunlar da biz düşünmeyeceğiz. Olur mu böyle bir şey? Ona göre dikkat edelim inşallah. Bundan sonraki hareketlerimize bu bize ders olur inşallah. İbret olur da efendim bugün itibariyle 40 bin kadar vefat eden insanımız var. Bunlar can yaktı. Bunlar efendim ailelerin yuvaları adeta şu anda dağıldı. Yetimler kaldı, dullar kaldı. Rabbim hepsine sahip olsun inşallah. Ölenlere rahmet olsun. Kalanlara şifalar olsun inşallah. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Yani bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirsen buyuruyor Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde sıkıntından birisini giderecek. Kıyamet gününde insan böyle sıkıntılı ve efendim bir yardım bekleyecek. Allah Celle Celaluhu dünyada yaptıysan birisinin sıkıntısını giderdiysen hemen orada devreye girip senin sıkıntını giderecek. İnşallah Rabbim böyle Müslümanları yardım eden, insanları yardım eden, insanın hayatını kurtaran, insanlar için hayırlı bir şekilde koşuşturan, efendim faydalı olmaya çalışan bir kimselerde olmayı hepimize nasip eylesin. Amin, amin. Yine Süfyan-ı Sevri Hazretleri, Allah dostu, büyük alimlerimizden bu zat anlatıyor. Ben diyor hacca gitmiştim ve hacda Kabe'yi tavaf ediyorum. Tavaf etme sırasında birisine baktım, sürekli salavat-ı şerife okuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getiriyor. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Kemen salliyeti ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid diye bunları okuyor. Ve Kabe'nin tabi etrafında birinci şaftında dönerken ayrı bir dua okunur. İkinci şaftında dönerken ayrı bir dua okunur. Fakat bu dua falan etmiyor. Sadece salavat-ı şerife. En son dayanamadım. Dedim ki efendim sen niye dua okumuyorsun da salavat-ı şerife getiriyorsun? O da bana döndü dedi ki sen kimsin? Ben Süfyan-ı Sevri'yim. Anlattım durumumu diyor. Ve merak ettiğimi söyledim. Dedi ki ben söylemezdim ama madem böyle güzel bir insansın sen, Allah dostu bir kişisin, öyle görünüyorsun, nur gibi bir insansın, ben sana anlatayım niye salavat-ı şerife getirdiğimi dedi diyor ve anlattı. Bu Ruhul Beyan tefsirinde geçiyor. Dedi ki biz hac yoluna babamla geliyorduk. Yolda gelirken babamı kaybettim. Yani rahmetli oldu babam. Babam rahmetli olunca bir baktım yüzü kapkara, simsiyah kesildi böyle. Adeta bir zift gibi simsiyah kapkara kesildi. Gözleri masmavi oldu böyle. Efendim karnı da şişti. Bunun üzerine ben diyor çok korktum, telaşlandım. Tövbe istiğfar ediyorum. Ondan sonra dayanamadım. Tabii yolda yabancı yerlerdeyiz. Üzerini örttüm ve ağlamaklı bir şekilde böyle beklerken efendim bir anda dalmışım. Böyle daldığımda efendim bir baktım rüyamda çok güzel böyle misler kokan, mis gibi kokan, efendim nur gibi olan efendim tertemiz pırıl pırıl bir zat geldi babacığımın yanına ve babamın yüzünü açtı.
o simsiyah olan, efendim kapkara olan yüzüne elini sürdü. Yüzü bir anda böyle bembeyaz nur gibi oldu. Ondan sonra karnına elini sürdü. Karnı şişkide gitti. Ve efendim ayılacağı sırada tuttum adeta entarisinden, şöyle çektim eteğinden. Dedim ki kimsiniz siz? Döndü bana gülerek, dedi ki beni tanımıyor musun? Hayır dedim. Ben Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala Cilcalihu gönderdiği efendim haber olarak bana ulaştırıldı ki babanın böyle bir sıkıntısı vardır. Babam bana çok salavat-ı şerife getirirdi. Her ne kadar günahları olsa da o salavat-ı şerifeleri getirmek bana adeta burada bir vazife çıkarttı. Ben de geldim babana yardımcı oldum. Bunun üzerine diyor gözümü açtım, bir baktım ki diyor hakikaten babamın yüzünü açınca bembeyaz yüzü olmuş, karın şişliği gitmiş. O yüzden ben salavat-ı şerifleri hiç bırakmıyorum diyor. Salavat-ı şerifleri getirmek bizim dünyamıza da faydalıdır. Kabrimize de faydalıdır. Ölüm anımıza da faydalıdır. Ahirette de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini kazanma, ona komşu olma noktasında faydalıdır. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Bunu en az günde 300 defa söylemeye çalışalım. 300 kere. Çünkü Emin Sarıç Hocam rahmetli Fatih Camii'nde dersteyken bize öyle buyurmuşlardı. Efendim kitaplardan 300 kere kim günde salavat-ı şerife getirirse cuma günü de salavat-ı şerifeleri fazlalaştırmak lazım. 1000 tane salavat-ı şerife getirirse Allah Celle Celaluhu günde 300 kere salavat-ı şerife getiren, cuma günü 1000 kere salavat-ı şerife getiren kimseye cennetteki makamını göstermeden ruhunu almaz buyurdu. Yani ölüm anı geldiği zaman böyle cennetteki kapıların açılıyor, yerini görüyorsun, öyle efendim ruhunu teslim ediyorsun. Rabbim nasip etsin. O yüzden salavat-ı şerifelere çok değer verelim, ağırlık verelim, o güzel sözleri söylemeye devam edelim inşallah. Dostlar, güzel insanlar, yarın akşam Allah nasip ederse Miraç gecemiz var. Miraç gecesiyle alakalı ben kısa çıtır bir şey söyleyeyim. Miracımız mübarek olsun diyelim. Allah kandilimizi şimdiden mübarek eylesin. 3 aylarımız da mübarek olsun. Artık işin sonuna doğru geliyoruz. Bugün 25'iydi Şaban-ı Şerif'in. Yarın 26'sı ve pazartesi günü de son günü Şaban-ı Şerif'in. Recep-i Şerif'in. Recep-i Şerif'in son günü. Recep ayımız bitiyor. Şaban-ı Şerif ayı başlayacak inşallah. Ve inşallah Allah-u Teala nasip ederse biz Miraç gecesini yarın akşam idrak edeceğiz. 12 rekat namaz kılması tavsiye ediliyor. 2 rekatta bir selam vermek suretiyle Fatiha'dan sonra istediğimiz surelerden, dualardan okuyalım. Ve namazımızı 2 rekatta bitirdikten sonra deniyor ki 100 tane Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu ekber. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu ekber. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu ekber. Bunu söyleyin. Sonra 100 kere istiğfar edin. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. 100 kere de salavat-ı şerife getirin. 2 rekatta bir selam. 100 Subhanallahi velhamdülillahi, 100 Estağfirullah, 100 Salavat-ı Şerife. Bunlar bitince inşallah dualarımızı yaptık. Ertesi günü yani cuma akşamı kandil oldu. Kandilin günü cumartesi günü oluyor biliyorsunuz. Dolayısıyla cumartesi gününde oruçlu geçirelim. Cumartesi günü tek gün oruç tutmak cuma günü veya cumartesi günü mekruhtur. Ama biz burada kandil günü orucu tutacağımız için bir gün daha ekleyebiliriz. Pazar gününü veya cuma gününden tutabiliriz. İnşallah perşembede tuttuysak biliyorsunuz haram aylarda, Recep-i Şerif haram aylardan bir aydır. Yani muhterem ay. Kendisine hürmet göstermesi gereken bir aydır. Perşembe, cuma, cumartesi günü oruç tutulması tavsiye edilmiş şiddetle, çok önemli bir sünnettir. Bunu tutabilirsek harika olur.
Bir de pazartesi günü, artık Recep-i Şerif'in son günü ya, ilk günü, orta günü ve son ayın son günü oruçlu geçirirsek, sanki 3 günle beraber 30 günü, biri 10 sevap verileceği için 30 günü birden oruç tutmuş gibi olacağız inşallah. Şaban-ı Şerif'imiz de mübarek olsun. Şaban ayında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok oruç tutarlardı. Çok oruç tutarlardı. Ve yalnız şunu alimlerimiz tavsiye ediyorlar. Diyorlar ki Şaban'ın 15'inden sonra Berat gecesi orucunu, Berat orucunu tuttuktan sonra artık ara verin. Ramazan-ı Şerif'e daha böyle dinamik, efendim daha böyle sağlıklı girebilmek için dökülmeden böyle efendim işte oruç tutma hadisesi bahsini çok etki eder. Ramazan-ı Şerif'i daha güzel, uyanık ve dinamik geçirme noktasında hazırlık yapalım inşallah son 15 gününü. Ve Ramazan-ı Şerif'i Rabbim hayırlısıyla sağlık, afiyet içerisine hepimizi ulaştırsın diye dua ediyoruz. Yarın akşamı idrak ederken Miraç, bizim miracımızda nedir? Sen ki miraç eyledin, ettin niyaz, ümmetinin miracını kıldın namaz. Süleyman Çelebi ne güzel diyor. Sen ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ımız buyurmuş, efendim Allah'ımızla görüşmeye gidince sen geldin, burada ümmetinin duasını yapıyorsun. Ümmetimi kurtar ya Rabbi diye Allah'a niyaz ediyorsun. O zaman ben de sana Allah Celle Celaluhu rahmetiyle muamele etsin diye şu çağrıda bulunuyorum. Git ümmetine söyle, onlar için de Allah'a yükselmek namazı kılmakla olacaktır. Namazı kılsınlar, Allah'a yükselsinler. Es-salatu mi'racul mü'min. Müminin miracı namazdır. Mümin yükselmek istiyorsa namaz kılsın. Namaz kılmak en büyük bahtiyarlıktır. Namaz kılmak en büyük Allah'a yakınlıktır. Namaz kılmak en büyük berekettir, huzurdur, kalitedir. Allah ayırmasın inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayreyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Depremde olan kardeşlerimize, aşağıda olanlara yardım eyle ya Rabbi. Yukarıda çalışanlara yardım eyle ya Rabbi. Ya ve bu yolda adeta fedakarlık yapan herkese parasal yönden zerre kadar kim varsa dualarıyla iştirak etmiş, para verememiş ama bedeniyle yardıma gitmiş, dua etmiş. Herkesten ebeden razı ol ya Rabbi. Bir daha bu acıları bizlere yaşatma ya Rabbi. Milletimizi, devletimizi var eyle ya Rabbi. Ezanımızdan, Kur'an'ımızdan, camiden, cemaatten ayırma ya Rabbi. Çocuklarımızı çok hayırlı eyle. Neslimizi, zürriyetimizi çok hayırlı eyle. Aile birliği nasip eyle. Eşlerimizi hayırlı eyle. Evlerimize huzur nasip eyle. Kazançlarımıza bereketler nasip eyle. Dünyada, ahirette sıkma, üzme ya Rabbi. Damatlarımızı, gelinlerimizi de hayırlı eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Subhanallah ve bihamdihi. Subhaneke Allah ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurike ve etubu ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi şerlerin defi için, bilhassa deprem bölgesinde ölen kardeşlerimiz, cümle ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha.